şekerli diyabette bir osteoartropatiye dediğimiz bir şeyler baş verir. Yani sümüklerde ve oynaklarda bir degeneratif prosesler. Biz bayaklar dedik ya, şekerin zedelemediği bir organ yoktur. Diyabetik retinopatiye var, diyabetik nefropatiye var, diyabetik osteoartropatiye de var. Her şey. Her yeri zedeliyor. Her yeri zedeliyor. Ha, onlardan biri de mesela tutak ki oynaklarda sümüklerdi. Elbette ki sümüklerde giden deformasyonlar, oynaklarda giden degeneratif prosesler ayağın normal konfigürasyondan çıkmasına sebep olur. Bazen ayak öyle bir forma alır ki deformasyon olmuş bu forma, ağırlık merkezi değişir ve ayağın her hansı bir yeri daha çok temaslı olur döşemeyle veya ayakkabıyla. Bu zaman kroniki temas, hususen de nöropatiyası olan adamlardaki ağrını hissedemirler. Böylelerde yaralara, horalara getirip çıkarır. Hususi bir ayak forması formalaşır. Şarko ayağı dediğimiz bir ayak. Alemin adıyla şarko ayağıdır. Tam deformasyon olur, yastılaşır. Elbette ki bu osteoartropatiyanın neticesidir. Diyabetin, şekerli diyabetin ağırlaşması gibi. Neticek ki angiopatiye deyirik biz. Makroangiopatiye, mikroangiopatiye, yani hem magistral damarlarda hem hırda damarlarda bir damar problemi yaradır. Hem sinirlerde problem, insanın oynak ve sümüklerde.